Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz Ankara'dan geliyor ve Ankara'da muhteşem bir mekanın sohbetini gerçekleştireceğiz. Mustafa Meyhane'den işletme sahibi Sayın Hakan Alper bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bizler öncelikle Sayın Hakan Alper kimdir tanımak ve tanıştırmak istiyoruz izleyicilerimizle. Buyurun. 1974 Ankara doğumluyum. Akdeniz İşletme mezunuyum. Bir süre turizmle ilgilendik. Daha sonra inşaat işlerimiz vardı. Aile işi onlar devam ediyor. Birkaç işten sonra bu projeye başladık. Şimdi bununla ilgileniyoruz. Evet. Oldukça da keyifli ama bir o kadar da zor bir sektöre geçiş yapmışsınız. Hizmet sektörü. Doğru mu? Doğrudur, evet. Evet. Öyleyse biraz Mustafa Meyhane'yi de tanıyalım mı? Mustafa Meyhane'yi yaklaşık 5 ay önce açtık. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Daha çok yeni, pırıl pırıl bir mekan. Sağ olun. Ankara'da, Kız Kulesi Sokak'ta, Çankaya'da küçük butik bir yer. 70 kişi kapasiteli, güzel şirin de bir bahçesi var. İsmi dekorundan geliyor. Dükkanın içi Mustafa Kemal Atatürk'ün resimleriyle dolu. Farklı bir konsept. Evet, ne kadar güzel. Gerçekten de saygı duyulması gereken bir konsepte bürünmüş yeriniz, mekanınız. Ulu önderimizin fotoğraflarıyla bu sektörde hizmet vermek ne kadar da şık, ne kadar onur verici diyoruz. Evet, 70 kişi dediniz. Aslında hiç de az değil kapasitemiz. 70 kişiye aynı anda hizmet verebilmek hizmet sektöründe çok zor olsa gerek. Tabii bir kadro işi, iyi bir ekip kurmaya çalıştık. Mutfak elemanları, servis elemanları, işletme müdürümüz, şimdilik iyi gidiyoruz. Gelen konuklarımız memnun ayrılıyor. Butik bir işletme olduğumuz için fabrikasyon dönmüyor. Onun için biraz yoruluyoruz ama keyifli oluyor. Evet, yani diyorsunuz ki ezber bozan bir işletmeye sahibiz. Geleceksiniz, ağırlayacağız, ondan sonrasında biz susacağız, siz konuşacaksınız evet, diyorsunuz. Tam öyle oluyor. Ama biz yine de susturmayacağız sizi, konuşacağız. Mustafa Meyhane'yi her şeyiyle tanımak istiyoruz. Evet, 70 kişilik bir kapasiteye sahibiz dediniz, ekip işi dediniz. Güçlü bir ekip olduğundan bahsettiniz. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Mutfak personelimiz 3 kişi, salon personeli de 4 kişi. Toplamda 7 kişiyiz. İşletme müdürümüz de 8, biz de sayarsanız 9 kişi. Evet. 9 kişiyle şu anda hizmet veriyoruz. Oldukça güçlü bir kadro. Peki evet, hizmet saatlerimizden de bahsedelim mi? Bu 5 aylık sürede akşam öğleden sonra 16'da açılıyorduk. Gece 01'de kapanıyoruz. Evet. Haziran ayı itibariyle öğlen servisine de başladık. Bulunduğumuz lokasyon gereği çok iş yeri var. Bahçemiz çok şirin, açık bir bahçe olduğu için böyle bir talep geldi. Şu anda saat 12'de başlıyoruz. Gece saat 1'de kapanıyoruz. Öğlen yemeği veriyoruz. Sonrasında bir ara veriyoruz. Akşama hazırlanıyoruz. 4'te tekrar akşam servisine başlıyoruz. Evet. Oldukça yoğun bir tempoyla evet, çalışmaktasınız. Çünkü öğle servisinde de servis açmak için yine artı bir hizmet gerekmekte, evet, artı bir efor gerekmekte. O sebebiyetle Allah yardımcınız olsun diyoruz. Ama çok şık bir mekan, özellikle de fotoğrafları dolayısıyla. Peki Mustafa Meyhane nereden doğdu, nereden aklınıza geldi ve bu konsepte büründü? Bu uzun süredir aklımızdaydı. Biz daha önce de çeşitli gıda işleriyle uğraştık. Ne yapalım diye düşünürken hazır kitlesi olan ya da tercih edilen bir şey yapmak istedik. Müşteri neye geleceğini bilsin istedik. Bizim
suyumuz bu, içerseniz gelin dedik. Onun için böyle bir şey yaptık. Üzerinde bayağı bir çalıştık. Yaklaşık bir senelik bir background çalışması oldu. Mutfak bittikten sonra başladık. Evet. Mutfak da çok önemli diyorsunuz. Öyleyse yavaş yavaş şöyle mutfağa bir giriş yapalım mı? Mutfakta neler var, neler pişiyor, menümüzde neler var? Biz eski meyhane tarzı yapmaya çalıştık. Dolayısıyla mezelerimiz ve ara sıcaklarımız var. Bunun dışında ana yemek olarak sadece bize has bir köftemiz ve deniz levreğimiz var. Onun dışında çeşitli ara sıcaklarımız ve mezelerimize ağırlık verdik. Bütün şeyler günlük olarak alınıyor. O yüzden değişiyor. Örnek veriyorum, hale gidildi, bakıldı. Taze fasulye güzel. Evet, o akşamki menüde taze fasulye oluyor. Yoksa olmuyor gibi. Evet. Günlük değişen menüye sahibiz. Yaklaşık günde minimum 15 ile 20 arası mezemiz çıkıyor. Yaklaşık 7-8 tane de ara sıcağımız var. Bunlar da değişik ara sıcaklar. Normal çoğu yerde yiyemeyeceğiniz şeyler. Nedir onlar işte, merak ediyoruz. Mesela bize özel bir ciğerimiz var. Evet. Çok diğer yerlerden farklı. Kuzu şiş kıvamında böyle büyük etli. Hellim ızgaramız var. Kalamarı, karidesi farklı olarak taze ve günlük alıp değişik yapıyoruz. Bunların görselleri var, şey olarak hani görülür. Ama daha çok gelip tatmak lazım. İlle de tatmak. Evet, yani şimdilik en büyük avantajımız o. Gelen misafirlerimiz memnun ayrılıyor. Çünkü dedik ki rakı her yerde aynı rakı. Şimdi mutfak güçlü olacak ki gelenler mutlu ayrılsın. O rakının tadını alabilsinler diyorsunuz farklı lezzetlerle. Bize özgü bir köftemiz var dediniz. Evet, köftemiz, her şeyimizi değişik yapıyoruz. İşte ciğerimiz değişik, kokoreç yapıyoruz, onun sunumu ve şeyi değişik. Köftemiz de farklı. Böyle. Evet, farklı bir köfteyle misafirlerimizi ağırlıyoruz diyorsunuz. Tabii bir de bu lezzetlerin yanında müzik olursa değmeyin keyfine derler. Var mı müziğiniz? Müziğimiz şöyle, müziği daha çok pick-up'tan çalmayı tercih ediyoruz. Çünkü gelen misafirlerimiz müzik dinlemek isterse hafif kulak kabarttıklarında duyabilecekleri ama sohbet etmek istediklerinde rahatsız olmayacakları şekilde dizayn ettik. Bunun yanı sıra hafta sonları, cuma, cumartesi akşamları bir keman ve utçumuz var. Bunlar da gene bir köşede usul usul müzik yapıyorlar. Misafirleri rahatsız etmiyorlar. İnsanlar dinlemek isterse duyuyor, sohbet etmek isterse çok rahat sohbet edebiliyorlar. Evet, gerçekten de muhteşem bir konsept hazırlanmış. Peki, portföyünüz dahilinde, yani gelen misafirleriniz dahilinde daha çok kimler tercih ediyor sizi? Bulunduğumuz lokasyon ve dekorumuz, hizmet şeyimiz olarak genelde milletvekilleri geliyor, iş adamlarımız geliyor, eski paşalar geliyor. Bu tarz böyle işli sohbet yemeklerinin döndüğü bir yer haline geldik ama hafta sonları her telden insan geliyor. Evet, herkese kapımız açık ama bürokratlar tercih ediyorlar daha çok. Şimdi görünen öyle, evet, bu kısa sürede böyle yol alıyoruz. Evet, 5 aylık bir süreç içerisinde. Zaman ne gösterir göreceğiz. Evet, peki zaman ne gösterecek? Hedeflerde neler var? Mustafa Meyhane daha neler yapacak? Şimdi başlayalı çok yeni oldu ama ciddi manada franchise talepleri geldi. Bunun için biraz geri adım attık. Yani biz bir oturalım, bu taleplere doğru cevap verebilelim diye. Muhtemelen büyüyecek. Çeşitli illerde küçük küçük bayilikler verebiliriz ya da kendimiz açabiliriz. İzmir, İstanbul ilk baştaki hedeflerimiz arasında.
Peki franchise ağını oluştururken ne tür kriterler belirlediniz? Çünkü şu an itibariyle birçok izleyicimizin ilgisini çekmiştir. Yepyeni ve farklı bir iş modeli, aynı zamanda konsepti itibariyle de gerçekten ilgi çekici bir hizmet alanı. O sebebiyetle neler talep edeceksiniz franchise bayiniz olmak isteyenlerden? Öncelikle tabii ki hani bizi düzgün temsil etmeleri gerekecek. Burada çeşitli franchise seçenekleri oluyor. Anahtar teslim ya da anahtar teslim olursa A'dan Z'ye biz yapıp birebir evet işte bu da bunun devamı olacak. Ya da bazı talepler bizim hali hazırda bir yerimiz var bunu böyle dönüştürelim diye. O zaman öncelikle bizim sosyal ağımızdan faydalanacaklar. Resimlerimizi, tabelamızı kullanabilecekler. Bunun yanı sıra mutfak ekibimiz gidip orada gerekli eğitimleri verecek ki İstanbul Mustafa açıldığında oraya gidip yiyen aynı fiyat ve aynı lezzetle Ankara'dakinde yiyebilecek ya da gidip İzmir'dekinde yiyebilecek. Onlara özen gösteriyoruz. Evet. Şimdilik de çalışmaları devam ediyor daha. Evet, altyapı çalışmaları evet. devam etmekte diyorsunuz. Öyleyse çok yakın bir gelecekte biz de bu keyifli konsepti ve o güzel lezzetleri İstanbul'da yaşayabileceğiz umarız. Öyleyse. Evet, bunların dışında tabii ki en önemli noktalardan bir tanesi de izleyicilerimizin yine merak ettiği ve ilgisini çektiğini düşündüğüm bir konu. Bütçeleri. Bütçeleri. Çünkü malumunuz. Genelde keyif almak için, eğlenmek için bir yerlere gideriz. Ama ya gecenin ya da günün sonu ya da o öğünün sonu hep acı sürprizlerle biter. Şimdi burayı yaparken kendimiz gittiğimizde nasıl eğlenmek istiyoruz, nasıl vakit geçirmek istiyoruz'u çok baz aldık. Dolayısıyla fiyatlarımız gerçekten uygun. Fix menülerimiz de var. Müşterileri nasıl talep ediyorsa. Çünkü şu an için genelde iş ikiye bölünmüş durumda. Bir deniz mahsulleri ağırlıklı yerler var. Bunların ürün temininden kaynaklı, çalışan personel çokluğundan kaynaklı müşteriye yansıyan fiyatları evet, biraz pahalı oluyor. Bir de her şey dahil sanatçılı eller havaya yerler var. Orada da başka olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Biz de bu ikisini karmaladık ve böylece uygun fiyatlı, güzel lezzetli bir şeyler yapmaya çalıştık. Fiyatlarımız cep yakmıyor. Evet, yani acı sürprizler yok. Hayır, yok. Hiçbir öğünün evet. sonunda diyorsunuz. Evet. Peki, sektöre yeni girmekle birlikte hizmet sektörüne ama çok uzun yıllar boyunca gıda sektöründe hı-hı. yine hizmet vermişsiniz, yer almışsınız. Sektörde size göre en büyük sıkıntı nedir ya da sıkıntılar nelerdir? Öncelikle personel tabii ki çok büyük sıkıntı, eğitimli personel. Bunun yanı sıra insanla uğraştığınız için müşteri memnuniyeti. Ürünlerin temininde çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Bunun dışında hizmet sektöründe genelde ne sıkıntılar varsa bizde de 3 aşağı 5 yukarı onlar var. Çok ekstrem bir şey yok aslında. Aşılmayacak sıkıntılar değil. Değil evet. Evet. Biz de vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Mustafa Meyhane hayırlı uğurlu olsun teşekkür diyoruz. Teşekkür ederiz. En kısa zamanda da bekliyoruz. İnşallah diyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Mustafa Meyhane'den işletme sahibimiz Sayın Hakan Alper'i ağırladık. Hoşça kalın.